Ben Emirhan Demirel, 21 yaşındayım. İstanbul'dan geliyorum Makedonya'ya. Hem yaşam koşulları, aynı zamanda yalnız yaşamaya müsait kendimi gördüğüm, hayatımda hiç yalnız yaşamadım ama bununla ilgili bir araştırma yaptığım zaman daha uygun olarak gördüm ki etraftaki kendi ihtiyacım olan şeylere ulaşmak amacıyla. O yüzden uygun olarak gördüm. Döviz kuru olsun, şey olsun, ailem için de uygun geldi. Geldim. Sata ile şu şekilde tanıştım. Kız arkadaşım buraya gelecekti. Onunla birlikte öğrendik, birlikte araştırmasını yaptık ve sonra İstanbul'da bir toplantı yaptık. O toplantıda da bizim isteklerimiz, beklentilerimiz, olacaklarla ilgili bilgi aldık. Bununla ilgili memnun kaldık. Bu şekilde Sata ile tanıştık. Aslında biz daha erken gelmeyi bekliyorduk ama işte o anki fakültede olan öğrenci belgesi problemleri falan onları bekledik. Onlardan sonra geldik. Aslında biz biraz fazla araştırdık. O yüzden beklediğimiz gibi geldi. Çünkü gerçekten çok araştırdık. Yani bildiğiniz Google Maps'teki sokak map'i var ya, onunla bütün sokakları gezdik gibi bir şey yani. O yüzden beklediğimiz gibiydi. İlk günüm nasıl geçti? İşte Sata ile beraber akşam yemeği yedik. Burası hakkında bilgiler aldık. Onun dışında biz yurtta kalıyoruz. Yurtla ilgili yurt sahibiyle hakkında bilgi aldık. Odamıza yerleştirildik. İlk günde böyle geçti. Gerekli belgeleri aldık Sata'dan. Almamız gereken belgeleri ve bu belgeleri nereden alabileceğimiz hakkında bilgi aldık. Belgeleri söyledikleri yerden sorunsuz bir şekilde direkt aldık. Belgeleri hazırladık. Sata'nın vermiş olduğu adrese kargoladık. Evraklarımızı gönderdikten sonra da ben yurt tercihi yaptım. O yüzden kalacağım odanın fotoğrafları, yurt hakkında fotoğraflar, bilgiler daha önceden hazırlandı. Ben gelmeden önce de odam ayarlandı. O şekilde yerleştim. Ben aslında ilk önce eve çıkmak istiyordum ben. Biz biraz geç kaldığımız için, yani aslında belgeler geç kaldığı için fakülteden bana uygun ev bulamadık. Ben ev arkadaşı istemiyordum. O yüzden tek başıma kalabileceğim uygun bir ev bulamadık. Hem bütçeme hem bana göre bir ev bulamadık. Zaten Sata bana isterseniz yurt tercihi de var ya da biraz daha İstanbul'da bekleyip ev de bulabiliriz dedi. Ben İstanbul'da beklemek istemiyordum. O yüzden yurt tercihi yaptım. Gece 3'te bir sağlık problemi yaşamıştım. Dilim şu anlık buraya yeterli olmayacağı için Sata benim yanıma bir tane refakatçi yolladı ve benim bütün işlemlerimle ilgilendi. Sağlık sorunumu öyle atlatmıştım yani. Ayrıca şöyle bir durum da vardı. Ailemden olan insanlar geldiğinde havaalanından aynı şekilde yanıma ulaştırıldı. Tekrar Türkiye'ye dönerken havaalanına götürüldü. Onda hiçbir sorun yaşanmadı. Her zaman saatinde bir şekilde uçağına yetişti yani. Hiçbir sorun olmadı. Derste anlamadığımız, eksik kaldığımız konuları hafta sonu ders olarak görüyoruz ve gayet anlaşılır bir şekilde derslerden geri kalmadan konulara yetişiyoruz. Zaten Sata Bilimler Akademisi'nin yapmış olduğu derslerde ve nokta atışı konularla direkt sınav hakkında hiçbir problemimiz kalmadı. Şöyle bir şey, bu Sata Bilimler Akademisi'nin verdiği derslerle burada hiçbir sorun yaşamadan sınavlarınızı geçebilirsiniz. İlk yardım gibi bir şey diyebilirim.